Gündem dışı üçüncü söz, fındık üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Başkanım, çok sağ olun. Genel kurulumuzu ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Trabzon ilimizin Maçka ilçesinde Esiroğlu mahallesinde görülen bir böcek istilasından bahsedeceğim. Tabii böcek deyince bazı arkadaşlar bunu basit bir sıkıntı olarak algılayabilirler ama o kadar önemli ki bugün dünyada üretiminde birinci olduğumuz, ihracatında birinci olduğumuz Türk fındığını tehdit eden ve belki de gerekli tedbirler, etkin mücadele yapılmazsa fındığımızı büyük bir sıkıntıya sokabilecek bir böcek türünden bahsedeceğim. Bakın bugün Trabzon Maçka ilçemiz Esiroğlu mahallemizde resimde de gördüğünüz gibi fındık bahçelerinde iş makineleri dolaşıyor. Şubat ayındayız. Şu anda bahçelerde gübreleme faaliyetleri ve budama faaliyetleri yapılması gerekirken şu an Trabzon Maçka ilçemizin fındık bahçelerinde maalesef iş makineleri çalışıyor. Bu iş makinesi fındık bahçesinde ne yapıyor arkadaşlar? Üreticilerin kendi ellerinle diktiği, ekmeği dediği, yıllardır ekmeğini yediği fındık dallarını üreticilerimiz maalesef kesiyorlar. Kesilen dallardan geri kalan fındık ocakları iş makineleri marifetiyle gömülüyor. Arkadaşlar bu hikaye değil, bu bir gerçek ve büyük bir sıkıntı. Bakın, böcek şu arkadaşlar, bir fındık dalını gösteriyorum size. Böcek şu, adı turunçgil uzun antenli böceği. Bölgemizde şu ana kadar hiç görülmemiş bir böcek. 80 yaşındaki insanlarla konuştum, ilk defa görüyoruz. Bu nereden çıktı diyorlar. Birazdan nereden çıktığını anlatacağım. Fındık ağaçlarının kök kısmını yiyor, fındık ağaçlarını delip içine giriyor ve fındık bahçelerini kurutuyor arkadaşlar. Şu anda Trabzon'da Maçka ilçemizde 7 mahallemiz karantina altında, 5000 dönüme yakın fındık bahçesi sökülüyor. Bu böcek nereden geldi arkadaşlar? Bu böcek AK Parti Belediyesi'nin yurt dışından, İtalya'dan getirdiği süs bitkileriyle beraber bölgeye geldi. Orada bir fidanlık var. O fidanlığa konan bu süs bitkilerinden bu böcek fındık bahçelerine sirayet etti. O zaman tespit yapıldığı zaman Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri bu böceğin olduğu yerde karantina tedbirleri uygulanması gerektiği ve o süs bitkilerinin imha edilmesi gerektiğini söylediler. Ama o dönemin belediye yetkilileri bunu dikkate almadılar ve dar bir alandaki bu böcek istilası şu an 5000 dönüme yakın fındık bahçemizi istila etmiş durumda. Şimdi arkadaşlar bu böcekle mücadele konusunda, karantina tedbirleri konusunda birçok eksiklikler yapılıyor. Maalesef böcek hızla yayılıyor. Tedbirler alınıyor fakat yetersiz tedbir alınıyor. Özellikle yaz aylarında böceğin yayılma hızı çok artıyor. Bizim yaptığımız oradaki girişimler, fındık bahçesinde yaptığımız açıklamalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle fındık bahçesi kesilen üreticilerin mağdur olmaması adına 4 yıllık kilogramı 15 liradan hesaplanmak üzere üreticilere bir destekten bahsedildi ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu destek verildi. Şimdi o konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar bakın, karantina tedbirleri diyor ki bu böceğin görüldüğü yerde fındık dalları kesilir ve fındık dalları kesilen yere 4 yıl boyunca hiçbir fındık dikilemez. Dolayısıyla bu fındık bahçelerimiz 4 yıl boş kalacaklar. 4 yıl sonra ancak buralara fındık fideleri dikilebilecek. 4 yıl sonra dikilen fındık fidelerinin büyüyüp meyve vermesi de, fındık vermesi de en az bir 3-4 yıl alacak. Dolayısıyla fındık üreticilerimizin total kaybı 8 yıl olacak. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üreticilerimize sadece 4 yıllık zararlarının karşılığı veriliyor. Ve verilen para arkadaşlar kilogram başı 15 TL. Bakın şu anda fındık 22 lira, bu yıl 22 lira açıklandı. 24 liralara kadar da çıktı. Şimdi bu yıl 22 lira, seneye fındık 30 lira olacak, sonra 40 lira, 50 lira olacak. 15 lira nedir arkadaşlar? 4 yıllık fiyat 15 lira, bunu kabul etmek mümkün değil. Ben üreticilerimizle konuştum. Bu paranın en az 25 lira olması ve 8 yıl boyunca üreticilerimize destek vermesi gerektiği konusunda bütün üreticilerimiz hemfikir. Ciddi bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin sebebi süs bitkilerini yurt dışından getiren AKP'li belediye arkadaşlar. Sanki Karadeniz bölgesinde süs bitkisi yokmuş. Sanki o cennet Karadeniz'de dikilecek ağaç yokmuş gibi İtalya'dan süs bitkisi getirdiler. Niye getirdiler? İşte yandaşlara para kazanmanın bir yöntemi bu. Maalesef bunu yaparak fındık üreticisinin ekmeğiyle oynadılar.
Şimdi fındık üreticisini ekmeksiz bırakan, fındık üreticisinin ekmeğiyle oynayan o insanlara diyorum ki bu mağduriyeti siz yarattınız, bunu siz çözeceksiniz. Fındık üreticisini mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Bunu böyle bilin. Diğer taraftan arkadaşlar, fındık bahçeleri kesilen üreticilerimiz için yaşlanan fındık dallarını gençleştirmek adına bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Buradan yetkililere sesleniyorum. 4 yıl sonra fındık üreticisine verilecek o fidanların hazırlığı, fındık fidelerinin hazırlığı bugünden yapılmalıdır. Verimli ve kaliteli fındık üretimine katkı vermek adına, o bahçelerin gençleştirilmesi adına bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Ayrıca 4 yıl boyunca o tarlalar, o bahçeler boş kalacaklar. Oralara tek yıllık bitkiler dikilebilir. Bu anlamda da üreticilerimize bilgi desteği, tohum desteği ve fidan desteği verilmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Bir eksiklik de şu, bakın bazı yerlerde dönüm başı 150 ile 180 kilogram fındık alınıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle deniyor ki biz dönüm başına 80 kilogram fındık kabul ediyoruz. Burada da büyük bir haksızlık, eşitsizlik var. Bu rakamın da en az 120 kilograma çıkarılması gerekiyor diyorum. Bu durumu ciddiyetle takip ettiğimizi hatırlatıyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.